Herkese merhabalar, ben Mustafa Gökmen. Bu videomda size KYK'dan ve KYK'lılardan bahsetmek istiyorum. Kanun hükmünde kararname nedir? KYK'lılar kimlerdir? Kısaca dilimin döndüğünce bunlardan size bahsetmek istiyorum. KYK yani kanun hükmünde kararname nedir? İki tane tanımı var bana göre KYK'nın, yani kanun hükmünde kararnamenin. Birinci tanımı 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra resmi gazetede parça parça yayınlanan kararlar var. Yani ihraç kararları. Birinci tanımı bu. Diğer bir tanımı da yalan, iftira, fişleme listeleri ve işte bunlarla boş kağıtlara imzalar atılarak insanların hayatının karartıldığı kararlardır. İkinci tanımı da bana göre bu. Ki bunun bir benzerini hükümette bir dönem görev yapmış, şu anda herhangi bir siyasi partinin liderliğini yapan Ali Babacan söylüyor. Diyor ki kanun hükmünde kararnameler, yani diyor KYK'lar boş kağıtlara, içi boş kağıtlara o dönem bakanların imzalar atarak çıktığı sonradan içinin doldurulduğu kararlardır diye açıklaması var Ali Babacan'ın. Şimdi KYK'larla neler oldu? KYK'larla 152 bin tane kamu görevlisi ihraç edildi. Yani devlet memurluğu bir anda bitti. Sorgusuz, sualsiz direkt işinden atıldılar. Bu sayı 152 binden bence daha fazla. 6 değil ama üstü. İkincisi 100 kişi KYK'dan dolayı intihar etti. KYK ile atıldığından dolayı. Diğer bir şey de KYK'larla yaklaşık 800 kişi vefat etti. Neden? Şimdi örnek veriyorum, devlet memuru, öğretmen. Öğretmenlikten başka hani bir şey yapmamış. Mesleği öğretmen. KYK ile ihraç edildikten sonra başka bir meslek yapıyor. Mesela sanayide ağır bir işte çalışıyor. Ekmek parası için, yaşamak için, hayatta kalmak için. Ne oluyor? Hani burada iş kazası geçiriyor, vefat ediyor. Diğer bir şey işte hastalıktan, kederden, üzüntüden insanlar vefat ediyor. Vefat ettikten sonra yaklaşık 10 KYK'lı görevine iade edildi. Vefat ediyor ama devlet daha sonra görevlerine iade ediyor geriye. KYK'larla bir sürü irili ufaklı işletme, ticari kurum, kuruluş kapatıldı. Burada ekmek parası için çalışan, ekmeğini kazanmak için çalışan insanlar da ne oldu? Otomatikman işinden olmuş oldu. Yani dedik yani KYK 152 bin kişi. Aslında 152 bin değil, bu daha fazla, 7-8 katı, belki 10 katı daha fazla bence. Ki aileleriyle birlikte, yakınlarıyla birlikte toplam şu anda KYK'dan mağdur sayısı belki 10 milyon. Evet, yanlış duymadınız. Belki 10 milyon kişi şu anda KYK'lardan dolayı mağdur oldu yakınlarıyla birlikte. KYK'larla arkadaşlar şu oldu. Dediler ki öğretmene ihraç ettiler. Öğretmenlik yapamazsın. Doktora doktorluk yapamazsın. İşte hakim savcı avukatlık yapamazsın. Ha, bu kanunlar biraz yumuşadı. Şu anda örnek veriyorum. İhraç edilen bir hakim savcı avukatlık yapabiliyor. Doktor özel hastanelerde çalışabiliyor. Öğretmenler için herhangi bir şey bilmiyorum. Çalışabiliyor mu, çalışamıyor mu? Diğer bir şey de kod 36 diye SGK sistemine girmişler. Kod 36 yani işte KYK'lı. SGK ile şeyle iş kuracılığıyla işe giremezsin. Daha birçok şey böyle yani artık tabiri caizse ne diyelim? Şimdi soykırım diyeceğim, olmayacak. Soykırım aslında, soykırım gibi bir şey yani. KYK'lar. Bir gecede haksız hukuksuz bir şekilde atıyorsun. Bir sor bakalım suçu neymiş. İlk önce yargı karşısına çıkartırsın. Sorarsın, sorgularsın. O şekilde. Yani direkt böyle listelerle, isim listeleriyle bir gecede çarşaf çarşaf bin, yüz binlerce kişi işinden oldu, aşından oldu. Bütün düzeni bozuldu. Yuvalar yıkıldı. Bir sürü şey. Daha sonra KYK'larla ilgili bir kayyum meselesi var. Bu çok komik bir şey aslında. Kayyum. Mesela bir gün sizin bir mahalle bakkalınız var, gidiyorsunuz. Kayyumu şöyle açıklayayım. Bir bakkal işletiyorsunuz mahallede bir bakkalınız var, işletmeniz var. Bir gün sabah gidiyorsunuz bakkala, bir kapıyı açıyorsunuz. Koltukta birisi oturuyor. Sen kimsin? Diyor ki, ben kayyum. Kimsin? Kayyum. Ben atandım buraya. Bundan sonra diyor ki bu bakkalı ben işleteceğim. Ya arkadaş, kimsin sen? Seni kim atadı buraya? Ben kayyum. Ben artık bütün sorumluluk bende. Sen git. Yani çok komik bir şey bu kayyum meselesi. Diyor ki işte yani
Bir anda iş yerinize gelip birisi böyle bir bakmışsın sabah gidiyorsunuz. Birisi oturmuş. Sen kimsin? Ben kayyum. Ben yöneteceğim. Yani çok acayip, çok komik şeyler. Gerçekten insan yani izah olmayan mizah olur diyeceğim. Şimdi mizah yapmak da sıkıntılı bu devirde. Mizah da çok yapamıyoruz. Neyse. KYK'lar bu şekilde arkadaşlar. Daha söyleyeceklerimiz ne var mesela? KYK'lar bir sürü kişi, binlerce kişi KYK'lar içinde kim var arkadaşlar? Aleviler var, şöyle Türkler var, Kürtler var, Trabzonlusu var, Mersinlisi var, Egelisi var, Güneydoğulusu var, İç Anadolusu var. Yani senin arkadaşın, akraban, ev sahibin, iş yerindeki patronun, çalışanların, ya herkes, birçok kesimden insan bu KYK çuvalının içerisine dolduruldu. Her kesimden insan var. Yani kim? Gene kim? Anadolu insanı. Anadolu insanı KYK'larla ne oldu? Mağdur edildi aslında. Her kesimden, her çeşit insan var. Mesela kurum, devlet memuru, devlet amiri beğenmemiş, amiriyle tartışmış, örnek veriyorum bir konu yüzünden amiriyle tartışıyor. Diyor ki amiri, bu KYK'lı, bu şöyle, bu böyle, bu şucu, bu. Direkt ismini veriyor. Ankara'ya bildiriyor. Tak KYK ile atıldı. KYK'da ismi. Bu kadar basit. Ben dedim ya iftira falan. İşte bu. Onun dışında OHAL komisyonu diye bir şey var KYK'lar için kurulan. OHAL komisyonu ilk önce insanlar idare mahkemelerine gitti falan. Sonra bir OHAL komisyonu kuruldu. OHAL komisyonu kararlar veriyor ama 100 bin kişi vuruyor, başvuruyorsa 7-8 bin tane iade veriyor. 100 bin ki geri kalan şey 90 bin kişiye red veriyor. OHAL komisyonu çalışma prensibi ki yani OHAL komisyonu söylenecek çok şey var da neyse OHAL komisyonu ile ilgili de sadece bilgi vermek için bu videoyu yaptım. OHAL komisyonundan red verdikten sonra Ankara'da idare mahkemeleri var. Ona başvuruluyor. İdare mahkemeleri de 2 yıl, 3 yıl sürüyor. İdare mahkemesi ya red veriyor ya iade veriyor. Artık nasıl kararlar çıkar bilmiyorum. Onun için arkadaşlar KYK'larla ilgili söyleyeceklerim şu anda bunlardan ibaret. Daha yani kanalımda bir KYK listesi oluşturacağım. KYK oynatma listesi. Buraya KYK'ların yaşadığı bazı durumları, komik durumları falan belki paylaşırım. KYK ile ilgili, KYK'larla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkürler.